30 yıl önce aklımıza esiverdi ve o zamanki eşimle, ki kendisi de ressam ve heykeltıraştı, Türkiye'yi ziyaret ettik. Gelir gelmez de bu muhteşem topraklara aşık olduk. Kapadokya'ya ayak basar basmaz anladık ki çocuk büyütmek ve sanat icra etmek için buradan daha münasip bir yer olamazdı. İnsanların henüz bozulmamış, berrak bir hayat sürdüklerini fark ettik. Ateş, su, toprak, bol bol hayvan, sınırsız bir zaman algısı vardı. İnsanlar birlikte vakit geçirip çay içiyor, bol bol muhabbet ediyor, ekmek pişiriyordu. Manzara çok güçlüydü, insanlar güçlüydü, su su gibiydi, taş da taş gibi. Kayalıklar, güzel taş evler vardı ve gökyüzünden ilham yağıyordu. Kapadokya'da kaldığımız birkaç hafta boyunca resim çizmekten de geri kalmadık. En büyük kızım okul çağına gelince çocuklarımı ve eşimi yanıma alarak Türkiye'ye temelli olarak taşındık. Uçhisar'da kiraladığımız evde yaşamaya ve çalışmaya başladık. Büyük bir resim bahçesi işletiyorduk. Beyaz tuvalleri baharda aşağıya, vadilere bırakıyor, yaz aylarında her ziyaret edişimizde peyderpey boyuyorduk. Güzünde resim hasadını toplamaya gidiyorduk. Eve taşıdığımız bu resimleri imkan buldukça Ankara ve Almanya'ya götürüp satıyorduk. Türkiye'de beni derinden etkileyen ilk şey buradaki misafirperverlikti. Çok içten bir şekilde karşılanmıştık. Tüm kapılar bize açıktı. Evimiz her daim kadın ve çocuklarla tıklım tıklımdı. Benim bebeler onların evinde, onlarınki benim evimde takılıyordu. Zaten çocukların yüzünü gün boyu gördüğümüzde yoktu. Arkadaşlarıyla vadilere iniyor, eğleniyorlardı. Herkesin evinin önünde son model eşeği duruyordu. Kedi köpekle, tavuklarla falan ilgileniyorduk. Güzel bir hayattı. Ve köy ahalisi çok cana yakındı. Burada Türkiye'de alışveriş için dükkana, bakkala gittiğinizde hemen hal hatır sorulur ve önünüze bir bardak çay konulur. Kapadokya'da sokakta biriyle karşılaştığınızda size cebinden çıkardığı bir avuç kabak çekirdeği ya da kuru üzüm uzatır. Türkiye'deki ilk zamanlarımda beni en çok etkileyen şey işte bu jestlerdi. Bu topraklara has küçük güzellikler benim için çok önemliydi. Çünkü bu sayede yeni memleketime alışma sürecinde hiç zorluk çekmedim. Özellikle kadınlar beni aralarına almakta hiç tereddüt etmediler. Onlardan çok şey öğrendim. Ekmek pişirdiklerinde onlara katılmama izin verirlerdi. Birlikte vadilere gidip dut toplardık. İri kara dutların yerlerini belledim sayelerinde.